Merhabalar değerli sevgili arkadaşlarım. Ben Atabey Türk Ocakları İzmir İl Beyi'nin üyesi Gezgin Nuri. Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı, aynı zamanda Avrupa Sorumlusu, aynı zamanda gazeteci, yazar, araştırmacı, savaş ve strateji uzmanı, terör uzmanı ve CEO, turizmci olan gazeteci, yazar, araştırmacı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in Uyanış Kitabı Destek Yayınları'ndan 2021 yılında çıktı ve Türkiye'nin en çok okunan kitaplarından bir tanesi. Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in Destek Yayınları'ndan çıkan diğer 14 kitabıyla birlikte dünyanın 111 ülkesinde 111 resmi kütüphanede ülkelerin kendi isteğiyle bu kitaplar Türkçe olarak yer alıyor. Şimdi 56. sayfadan 3. senaryodan devam ediyorum. Ayrılık, cılık, terörizm, kaybedilen toprakların yeniden ele geçirilmesi ya da Kafkasya'da etkinlik kazanma niyetinde yol açacağı savaşta Rusya'nın tek müttefiki Ermenistan olacak. Dergiye göre karşı cephede ise ABD desteğindeki Türkiye ve Gürcistan yer alacak. Savaşa büyük olasılıkla Azerbaycan, ayrıca kısmen Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya katılacak. Rus topraklarının binden fazla Türk ve Türkiye'deki üslerden Akdeniz'deki uçak gemilerinden havalanacak, Amerikan ve NATO uçaklarından bombalayacak. Rus hava gücü birkaç saatte yok edilecek. Ardından kara harekatı başlayacak. Rus enerji kaynaklarının taşındığı güzergahtaki bazı Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinin işgal edilecek. Ermenistan toprakları ele geçirilecek ve bazı ülkeler haritada silinecek. Bugün Ukrayna Rusya'nın sınırına barut uçuşu ve patlamaya hazır ve patladı. Ukrayna-Rusya sınırı patladı, savaşı başladı. Bu kitap 2021 yılında yayınlandı. Bakın, o savaş çıkmadan. Kitabın içinde Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci bu durumları inceleyip yazmış daha önceden. Bugün Ukrayna-Rusya sınırında barut uçuşu patladı. Artık aşağılara inmeyi gereken ve Çarlık Rusyası aklıyla hareket eden yeni Rusya ve Osmanlı akıl tutulmasına uğramış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri kendi kendilerine 170 yıl önce gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı 1856 metaforunu oynuyorlar. Osmanlı bu savaştan sonra Kırım Savaşı son kazandığı savaş olduğu halde bitmişti. Aynı yer yani Kırım meselesi ile yine aynı olayların yaşanacak olduğu süreçler yaşanıyor. Irak, Suriye ve bugün etrafı tam kuşatılmış olan Anadolu, bu ülkelerin hepsinde Sümer tabletlerinde yer alması işgal için tek yeterli sebepti. Dünya aslında bilgilere ulaşmak için savaşıyor. Hangi bilgilere sorusunun cevabı ise tabletlerde saklı. 57. sayfadan devam ediyor. Yaşananların 100 yıl öncesiyle bağlantısı ortaya koyuyoruz. Buna dönence deniyor. Son 4 yılda dünyanın akciğeri Amazon ve Avustralya Sibirya ormanlarının bilinçli olarak yakılması, yüzlerce yıl daha yetişemeyeceğimiz kadar amaç milyonlarca ifade edilirken hepsi yakıldı. Amerika NATO bayrağı adı altında neredeyse dünyanın her yerinde askeri müdahalede bulundu. Tabii Batı dünyası ve NATO orduları beraberinde. Bir müddet sonra Ukrayna-Rusya sınırında başlayan savaşta Türkiye Rusya karşısında yalnız bırakılacak ve yeni Osmanlı, yeni Çarlık yüzyılı önce olduğu gibi karşı karşıya gelecek. Sonrasında yaşanacakları tarih okuyarak öğrenebiliriz. Artık 100. yılına yaklaşan Kars-Gümre anlaşması yürürlükte kalırsa mucize olur. Montrö AKP tarafından iptal edilecek açıklamalarından sonra elde ne kalırsa artık diyelim. Birinci Dünya Savaşı'nda Montrö olmadığı için girmek zorunda kaldık. İkinci Dünya Savaşı'nda Montrö yürürlükte olduğu için girmedik. Bir nevi paçayı kurtardık. Üçüncü Dünya Savaşı'nda tamları her yerde çalarken, çatışmalar başlamışken Montrö'den çekilmek Birinci Dünya Savaşı'na dönmektir. Yapılan planlar bize ABD ve Türkiye arasında uzun yıllar perde gerisinden sürecek savaşı
göstermektedir. Burada görünen o iki montre önemli bir anahtar kilit görevi görmektedir. Bugün yine kitabımda belirttiğim üzere diyor Atabey Hüseyin Hakkı Avcı, batılı tarikat ya da cemiyetler 3 milyar insanın ölmesi ile nüfus azalmasını planlamaktadır. Yani dünyayı yöneten küresel güçler dev nüfusları sebebiyle Hindistan ve Çin kapıştırılarak bunu yapmaya çalışacaklardır. 2020 yılında Sudan sebeplerle Çin ve Hindistan arasında sıcak çatışmalar başlamıştı. Kitlesel nüfus yok oluşu için önemli bir savaş alanı önümüzde duruyor. 58. sayfaya geçiyorum. Putin bizzat kendi ağzıyla eski Rusya toprakları ve SSBC Rusya'ya aittir dedi. 100 yıl öncesinde olduğu gibi başka bir savaş alanı ve işgal metaforunu tıpkı Çarlık Rusyası gibi ortaya koymuş oldu. Bugün de değerlendirmelerinin ışığında 9 Nisan 2021 tarihinde ABD ile iki savaş gemisinin Boğazlardan Karadeniz'e geçmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nde diplomatik başvuruya bulundular. Bu savaş gemilerinde ABD bayrağı dalgalanıyor. Kısaca bu savaş gemileri NATO bandıralı olarak boğazlardan geçmeyecek. Ve ABD bayrağının geçti. Birinci Dünya Savaşı'nda girişiminizin sebebi olan iki Alman savaşı gemisi Goben ve Breslau hatırlatması yapalım. Bugün ise iki ABD gemisi boğazlardan geçmek için başvuruda bulunuyor. Ve geçiyor. Trakya, Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz, Suriye, Kuzey Irak, Nahçıvan, Ermenistan sınırlarında yığınaklar devam ederken soru şu: neden toplanıyorlar? Cevap net. Savaş ve işgal hazırlığı. Peki ne işgali? İstanbul'un Ruslar tarafından işgali yaşanacaklar. Yaşanmadan, felaket kapıya gelmeden hazırlık yapmış olmalısın. Son dakika çabaları beyhude diyor Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci. 58. sayfadan bitiriyorum. 59'a geçiyorum biraz sonra. Uyanış kitabını mutlaka okuyun.